Meşre Muz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Dalaman'dan İstanbul'a getiren uçağın pilotuyla ilgili şok eden bir gelişme yaşandı. O uçağın pilotu Barış Yurtseven'in FETÖ'cü olduğu ortaya çıktı. İniş bölümünde kuleyle temas kurabilecek miyiz yoksa sizde mi kalacağız? Şimdi kulenin durumu şu an bayağı bir karışıkmış. İçeride hem sivil hem asker hem polis olduğu için... 15 Temmuz hain darbe gecesiydi. Darbe gecesi Erdoğan ata uçağına binerek Dalaman'dan İstanbul'a geliyordu. Havada FETÖ'cü pilotların kullandığı F-16 savaş uçakları cirit atıyordu. Hocam bir trafik bilgisi vereceğim. Askeri bir trafik temasımız yok. Akıncı'dan kalktığını öğrendik. Şu an Boğaz üzerinde 1500 fitle 6000, 7000 fit arasında sürekli dalış ve tırmanış yapıyor. Erdoğan'ın içinde bulunduğu ata uçağı Türk Hava Yolları'nın gönderdiği çağrı koduyla radarda yolcu uçağı olarak gösterildi. Hiçbir sorun yaşanmadan Erdoğan güvenli bir şekilde İstanbul'a indi. Erdoğan'ın içinde bulunduğu uçağı kullanan pilotun ismi Barış Yurtseven'di. O pilotun FETÖ'cü olduğu ortaya çıktı. Biz 45'e devam edelim. Bir an önce iniş olursa memnun olacağız. Trafikle ilgili de bir durum olursa bilginizi bekliyoruz sadece. Barış Yurtseven bir işe girmek için başvuru yaptı. Şirket kendisinden herhangi bir örgüte üye olup olmadığına dair temiz yazısı getirmesini istedi. Barış Yurtseven savcılığa başvuruda bulundu. Yapılan incelemeler sonrası Yurtseven'in FETÖ ile tüm bağlantıları ortaya çıktı. Pilot Yurtseven'in FETÖ ile ilişkisi bir hayli derin. 17-25 Aralık kumpasından sonra FETÖ elebaşının çağrısı üzerine lüks aracını satarak Bank Asya'ya 200 bin TL para yatırdığı tespit edildi. Bununla kalınmadı. Yurtseven'in 2009-2014 yılında FETÖ'nün imamlarıyla iletişim halinde olduğu, baylok kullandığı da belirlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı pilot Barış Yurtseven hakkında soruşturma başlattı.